Sayın seyirciler, Edirne'de Enes Ayasofya'sı olarak bilinen, cami olarak 5, yapı olarak 8 asırlık Fatih Camii adeta küllerinden yeniden doğuyor. Sadece 1,5 cephe duvarı ayakta kalan cami tamamen aslına uygun olarak inşa edildi, yenilendi. Tarihi cami bu yıl içinde ibadete açıldı. Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edilen Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Cenevizlilere ait Enes'i fethetmesi sonrası camiye çevirdiği yapının yenileme çalışmalarında sona gelindi. Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen ancak bölgede yaşanan 1965 depremi sonrası bir kısmı yıkılan caminin restorasyonuna 2016 yılında başlanmıştı. Bulunduğumuz alan Enes Kalesi'nin içerisinde kalmakta, arkeolojik sit alanının içerisinde kalmakta. Deniz kenarındaki Enes Kalesi yanında bulunan ve sadece 1,5 cephesi ayakta kalan tarihi yapıdaki çalışmalar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülüyor. Caminin vakfiyesine uygun olarak çatı örtüsü, minaresi ve orta ve kuzey duvarları yenilendi, çevresi temizlendi. Ciddi kazı çalışmaları yapıldı, temel güçlendirmeler yapıldı. Duvarlarda, yatayda ve dikeyde gerekli güçlendirmeler gerçekleştirildi. Ana mekanın kuzey duvarı tamamen yoktu, orası bitirildi. Kemer ve tonozlarda süren çalışmaların sona ermesiyle tarihi cami 53 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Restorasyon çalışmalarımızın yaklaşık %70'i bu 2 yıllık süre içerisinde tamamlandı. Burada bizim gerçekleştirdiğimiz restorasyon da antik bir restorasyondur. Yapının mevcut öğelerini tamamen koruyarak ve rekonstrüksiyon yöntemiyle ihya etmek suretiyle bugüne geldik. Enes Ayasofya'sı olarak bilinen 5 asırlık Fatih Camii'nin ibadete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret adreslerinden biri olacak. Hem yurt içinden hem yurt dışından ciddi ziyaretçileri olma potansiyeli olan bir yapı. Restorasyonumuz esnasında da birçok ziyaretçi hem yurt içinden hem yurt dışından geldi.